İç siyasetinde, dış siyasetinde gündeminde normalleşme var. Erdoğan özel görüşmesinden sonra Bahçeli'nin mesajlarıyla başlayan Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan suistimale fırsat vermeyiz dedi. Suriye ile normalleşme adımları içinse ağır sözlerle eleştirdiği Beşar Esad için Sayın Esad'la ailece görüşüyorduk, yine görüşürüz dedi. Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Ülkemizin siyasi gelişiminde neler var? Ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. 1,5 aylık aranın ardından eller buluşmuş, yüz yüze görüşmüştü Cumhur İttifakı ortakları. Erdoğan özel görüşmesi, Bahçeli'nin mesajları sonrası yeni günde küslük, kırgınlık yok mesajını Cumhurbaşkanı altını çizerek verdi. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. İç siyasette normalleşme adımları, karşılıklı temaslar sonrası yapılan açıklamalar, yansımaları. Dış politikada da normalleşme mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. CHP lideri Özgür Özel'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Erdoğan görüşmesine gerekirse arabuluculuk yaparım açıklamasından birkaç saat sonra Erdoğan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Türkiye ve Suriye arasında normalleşme adımı. Erdoğan geçmişte Beşar Esad'ı sert sözlerle hedef almıştı. Esed kesinlikle, açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Ey katil Esed! Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Ağır sözler geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez sayın diyerek Suriye Devlet Başkanı'nın adını andı. Suriye ile normalleşme süreci de ilk olarak sözlere yansıdı.